Hocam ilk sorumu şöyle. Hoca sen din anlat, siyaset yapma diyen bir kesim var. Bir de siyaset yapacaksan cübbeyi çıkar, meclise gir diyenler var. Bu düşüncelerin doğru payı hocam? Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar istemediği şeylerle karşılaştığı zaman ne diyeceğini bilmez bir hale geliyorlar. Ondan sonra da olur olmaz laflar ediyorlar. Din nedir? Bir kere onu bilmek lazım. Din, Allah'ın yeryüzündeki şahsi ve toplum olarak yaşam sistemini tanzim eden, düzenleyen kurallar topluluğudur. Din budur. Şahsi hayatımızda da, topluluk hayatımızda da, ibadetsel olarak da, toplumu yönetimsel olarak da ahkamı koyan kurallardır din. Onun için dinin üstünde hiçbir şey yoktur. Dinin çadırı altındadır, şemsiyesi altındadır dünyada ne varsa hepsi o haseple, siyasette Sahi insanlarla, canlılarla alakalı olan ne varsa bize din oraya nasıl bakacağımızı öğretir. Şimdi bu kardeşlerimiz ya kendilerinin tasvip etmediği bir görüşü ortaya sunduğumuz için böyle söylüyorlar. Ya da işin hakikatini gerçekten bilmiyorlar. Siyasi konularda biz dinin gereğini söylemeyelim diyorlar. Bu işlere karışmayın diyorlar. Sen hoca din öğretsen, din. Başka bir şey öğretme. Din nedir? Bunu açıkladık ama onların istediği din şu. Abdesti anlat, namazı anlat, orucu anlat. Kardeşim sayfamızda 6300 kadar sohbet var. Rabbani TV olarak. Bundan önce Hakkani Bakış, Hakkani Bakış öncesi diye iki sayfamız daha var. Toplasanız hepsini belki 10.000, belki 15 bin tane sohbet var. internette video olarak. Bu videolarda abdestin anlatıldığı da, namazın anlatıldığı da mevcut. Ne kadar sorununuz varsa Allah'ın izniyle hepsini bulabilirsiniz. Ki çoğu soruları biz zaten cevaplamıyoruz böyle. Diyoruz ki daha önce cevaplamıştık oradan bulabilirsiniz diye söylüyoruz yani. Ama şunun altını çizmek lazım. Siyasi konulara hiç bakmazsak, yönetimsel konulara hiç bakmazsak, kardeşim dini nerede yaşayacaksın? Bir mekan lazım değil mi orada? Lazım. O mekanın salahiyetini gözetmek, ibadeti gözetmektir. Şimdi düşünün, burada bir dağ var. Dağın burasında Hoca Efe anlatıyor abdest nasıl kılacağız, namaz nasıl kılacağız? Dağın arkasında düşman geliyor. Diğer bir hoca efendi de sizin tabirinizde siyaset biliyor, siyaset konuşuyor. Diyor ki abdesti birazdan öğreniriz şu an düşman geliyor. Ona karşı nasıl davranacağımızı kararlaştıralım, muhafazamızı alalım Allah'ın izniyle. Önce canı korumak var, vatanı korumak var, vatan olsun ki, can olsun ki sonra ibadet gelir peşinden. Siz böyle diyen insana diyorsun ki hoca sen siyaset yapma, sen namazı anlat, abdesti anlat. Hoca namazı anlasın, abdesti anlasın, düşman üzerine çöksün millet. Anlattıkları bu yani başka bir şey değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece namazdan, sadece abdestten konuşmadı. Her şeyden konuştu. Yönetim noktasında toplumsal olarak, ferdi olarak bütün hayat hakkında konuştu. Yöneticilerin nasıl olması lazım hepsini anlattı yani. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Meşhur olan bir video çıkıyor öne yani. Seyrediliyor herkes tarafından. Onu görüyor tabii bu insanlar. Sayfanın diğer videolarından haberi yok. Bu sefer diyor ki hoca sen işte çalanı anlat, çırpanı anlat, şunu anlat, bunu anlatma Yani sanki onları anlatılmamış da bu bize akıl veriyor, onu anlat, bunu anlat diye. Sayfaya bak kardeşim hepsi var zaten. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Allah'ın dini neleri emrediyorsa onları anlatmak için biz uğraşıyoruz zaten. Ama öyle bir yol yok yani düşman her tarafı sararken biz burada abdestten konuşamayız kardeş. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaptıysa öyle yaparız. Mekke'nin fethinde Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orduyu nasıl yerleştirdiyse bir hucum gelirse nasıl yaparsak Mekke'ye yaklaştığı vakitte herkese ateş yakın deyip de çokluğunu gösterip düşmanı korkutmak gibi yani yönetimsel olarak siyasi olarak nasıl davrandıysa Resul-i Ekrem Hudeybiye anlaşmasında nasıl geri adım atıp o gerim adım atışını İslam'ın lehine çevirdiyse, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir bütün olarak hayatını ele alıp hepsini yaşamak ve yaşatmak, öğrenmek ve öğretmek hocalarımızın işidir. Böyledir yani. Ona karışmayın, buna karışmayın, şuna karış... sen karışmayın. Sana karışmayınca ne oluyor? E, şeytan burayı yönetiyor yani. Sen doğruyu anlatmayınca ne oluyor? Şeytan orada söz sahibi oluyor. Şeytan söylüyor. Millet de şeytanı dinliyor bu sefer. Anlattığımız şeylere baktığınız vakitte kardeşim ortada bir yalan dolan var. İnsanları kandırma var. Biz diyoruz ki Müslüman kardeşimizi kimse kandıramaz. Biz doğruları söyleyeceğiz. Yanlışları bertaraf edeceğiz. Her taraftan nerede olursa olsun. Adalet isteyeceğiz. Hak isteyeceğiz. Hak isteyeceğiz hakikat isteyeceğiz. Allah'ın dini hükümran olsun isteyeceğiz. Bunun için uğraşıyoruz yani. Anlatımlar bunun için. Velhasıl dinin dışında kalan bir şey yoktur. Bunu altını çizerek söyleyelim her ne varsa dünyada ferdi olarak, toplumsal olarak hepsi din şemsiyesinin altında. Diğer mevzuya gelince sen cübbeyi çıkar siyasete gir diye söylüyor ya kardeşlerimiz. Bizim yaptığımız vazife siyasetten çok çok daha mühim ve önemlidir. Yalnız acayip olan ne? <laughs> Hakim hükmü vereceği vakitte, avukat mahkemeye gireceği vakitte onlara cübbeyi giy diyorlar. Bize <laughs> siyasetçi cübbeyi çıkart diyorlar. Bu cübbeyi giyip ve çıkartmak neye göre tahayyin ediliyor? Onlara da Merak ediyoruz yani. Ama elhamdülillah siyasetçi olmak isteseydik olurduk zaten. Biz kendi yolumuzu, yönümüzü Allah tayin eylemiş Celle Celaluhu. E. O yolda, o yönde çok mutlu ve memnunuz elhamdülillah. Allah doğru yürümeyi nasip eylesin bize. Biz tarikat yolunda bir acizane derviş olmaya çalışan kullarız. Bu kadarız yani. Ötesi yok. Ama herkese verecek bir nasihatimiz de var Allah'ın izniyle.